Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Trump ve Amerika bir kez daha ters köşe yaptı. İlk ters köşeyi Fed'de yapmışlardı biliyorsunuz. Benim ısrarlı bir şekilde Fed faiz indirmeyecek veya indirse bile sembolik bir faiz indirimi yapacak. Ancak bundan sonra yeni faiz indirimleri beklemeyin dememe rağmen bazı alsat ekonomistleri sadece alsat işlemleri yapan ve pozisyonlarına göre de yorum yapan sözde ekonomistler sizlere ısrarlı bir şekilde Fed faiz döngüsüne ve parasal genişlemeye gidecek mesajını vermişlerdi sevgili dostlarım. Ama onların pozisyonları böyleydi. Al sat işlemleri bu şekilde işliyordu. O nedenler bu yorumları yapmaları da çok normaldi. Hatta onlar ...ekonomistliğin al-sattan geçtiğini saptamışlardı. Yani alsat yapmayanlar ekonomist olamaz diyorlardı. Pek çok akademisyen, pek çok ekonomi gazetecisi... ...ya da pek çok analisti aslında yok sayıyorlardı. Al-sat yapıyorsanız eğer, piyasada traderlık yapıyorsanız eğer ekonomistsinizdir. Değilseniz hiçbir şey değilsinizdir. Susup yerinizde oturacaksınız. Biz de susup yerimizde oturmadığımız için bizi tukaka yapmaya çalıştılar ama ne yazık ki günün sonunda kendileri tukaka oldular. Çünkü okuduklarını görmek yerine gördüklerini okudular sadece. Evet okuduklarını görmediler, okuduklarını analiz etmeye çalışmadılar, yurt dışı gelişmeleri takip etmediler, hiçbir finansal veriye bakmadılar ve bunun sonrasında çıkıp sizlere FED arka arkaya faiz indirecek dediler. İlk yanılgıları böyle geldi sevgili dostlarım. Ve FED 25 bas puan indirdikten sonra şu açıklamayı yaptı. Bu bir faiz döngüsü değildir. Bu parasal genişleme anlamına gelmesin. Bundan sonraki süreçte yeni faiz indirimleri yapacağımızın bir sinyali değil bu dedi. Peki ikinci ters köşe ne zaman geldi? O da bugün geldi sevgili dostlarım. Trump Çin'in vergilerini erteleme kararı aldı. Sebebi gayet basit. Yuan'ın değersizleşmesi. Amerika'nın hamlesine karşı Çin öyle bir hamle yaptı ki geçtiğimiz videolarda bunu sizlere söylemiştim ve paylaşmıştım biliyorsunuz. Çin Amerika'ya ters köşe yaptı. Amerika her an geri adım atabilir demiştik ve nitekim Amerika geri adımını attı sevgili dostlarım ve vergileri erteledi. Ne zamana kadar? Noele kadar. Sebep ne? Noel. Noele daha 4,5 5 ay var sevgili dostlarım. Neden erteliyor Amerika? Hiç düşündünüz mü? Ve bu arada bir açıklama yaptı. Çok ilginç bir açıklama. Bu konuyla ilgili de sizleri uyarmıştım aslına bakarsanız. Trump kendi ağzıyla söyledi. Biz güçsüz bir dolar tercih etmiyoruz dedi. Bizim güçsüz dolar işimize gelmez dedi. Oysa Trump daha önce biz güçsüz dolar istiyoruz demişti. Bizimkiler de sazan gibi atlamıştı. Alsat ekonomistlerimiz var ya onlar sazan gibi atlamıştı ve şu sözü şöyle değerlendirmişlerdi. Trump parasal genişlemeye gitmek istiyor. Tekrar dünyayı dolara boğacak bu nedenle de Dolar değer kaybedecek. Eğer Trump böyle bir şey söylediyse Amerikan doları kesin değer kaybeder canım. Amerikan Başkanı koskoca Trump geri adım atacak değil ya. Oysa Trump geçtiğimiz yıllarda ve günlerde defalarca evet defalarca geri adım atmıştı. Amerika'nın menfaatleri ve ticareti doğrultusunda politika değişikliğine gitmişti. Ama bizimkiler okuduklarını görmek yerine gördüklerini okumaya devam ettiler. Yani sıfır analiz. Trump böyle bir şey söylüyorsa doğrudur. Trump bunu söylüyorsa kesin parasal genişlemeye gidecek. Trump FED'e faiz indir diyorsa kesin FED faiz indirir. Ne burası? Muz Cumhuriyeti. Sevgili dostlarım, Amerikan Başkanı çıkacak FED Başkanı'na diyecek ki faiz indir. FED Başkanı da tüm Merkez Bankası bağımsızlığını hiçe sayacak tüm Amerikan prestijini ve yıllardır gelen hegemonyayı hiçe sayacak. Sadece Amerikan başkanı istediği için faizleri indirecek öyle mi? Ya da Çin Trump istedi diye parasını develi etmekten vazgeçecek. Ya da Çin bu oyunda önemli bir kutup olmadığını iddia edecek ve Amerika'ya biat edecek öyle mi? İşte hep aynı sebep gördüğümüzü okuyup okuduğumuzu görmemek. Yani analiz yeteneğimizin sıfır olması. Çünkü al sat pozisyonumuzu ona göre almışız sevgili dostlarım. Bu trader ekonomistler, al sat ekonomistleri, al sat yapmayanları ekonomist saymayan sözde ekonomistler kendileri yanılmaya devam ederken sizleri de yanıltmaya devam ediyor ne yazık ki. Şimdi biraz analiz edelim sevgili dostlarım. Trump kısaca şunu söyledi: Biz Amerikan dolarının güçlü olmasını istiyoruz. Bu işimize geliyor. Çünkü Amerikan pazarında güçlü Amerikan doları demek, yurt dışından gelecek her ürünün daha ucuza gelmesi demek. E zaten doların kontrolü bizde. Biz istediğimiz şekilde tüm dünyayı konsolide etmeyi başarıyoruz. O zaman neden güçsüz dolarla uğraşalım ki? İstersek basarız gaza, dünyanın her yerine dolar salarız ve böylece doların kıymetini bir anda düşürüveririz. 2007 ve 2008'de olduğu gibi. Ama şu anda buna gerek yok ki. Amerikan ekonomisi zaten canlı. İşsizlik oranları son 50 yılın en düşük seviyesinde. Üstelik enflasyon ufak ufak kıpırdamaya başladı. Konut satışları gayet iyi gidiyor istihdam verileri gayet iyi geliyor. Böyle bir ortamda neden fed fa fed faiz indirsin? Neden biz doları güçsüz hale getirip convertible para özelliğini kaybettirelim? Bakın tüm dünyada dolar değer kazanıyor sevgili dostlarım. Doların grafiğine baktığınız zaman sürekli bir yükseliş trendinde olduğunu görüyorsunuz. Kısa vadeli hareketleri önemsemeyin. Bunu hep söylüyorum size. Günlük haftalık hareketler kısa vadeli hareketlerdir. Bu hareketlerde zaman zaman dolar endeksi aşağıya gelebilir, yatay gidebilir ya da yukarı çıkabilir. Önemli olan genel trenddir sevgili dostlarım. Ve genel trend doların değer kazanacağını, güçleneceğini gösteriyor. Türkiye, Arjantin gibi gelişmekte olan ülkeler de bu sürece ayak uydurmak zorunda kalacaklar. Yani kendi ülke para birimlerini değersiz hale getirmek zorunda kalacaklar. İsteseler de istemeseler de. Ve nitekim bakın Arjantin parasına %30 oranında değer kaybettirdi. Aslına bakarsanız siyasi bir hareket değildi. Arjantin eğer bu hareketi yapmazsa ihracat konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını, ekonomisinin aslında çok daha büyük bir dar boğaza gireceğini öngördü. Evet, bugün işsizlik problemi var. Evet, bugün enflasyon problemi var. Ama eğer ki Arjantin parasını değersizleştirmeseydi, Patlamak üzere olan bir bombanın üzerinde oturacaktı sevgili dostlarım. Onun için uygun değerlere gelene kadar Arjantin parasını değersiz kılmaya devam edecek. Ve yarın öbür gün Türkiye'de bunu yapmak zorunda kalacak. Bakın bir kez daha altın çizerek söylüyorum sevgili dostlarım. Önemli olan gördüğümüzü okumak değil okuduğumuzu görmek yani bir olaylar bütününü analiz etmek resme büyük cepheden bakmak bütününe bakmak sadece bir kısmına bakmamak Trump'ın söylediğini alıp tamam canım bu doğrudur dememek ya da İngiltere başbakanının söylediğini birebir doğru kabul etmemek gerektiğinde Türk siyasetinde atılan adımlara bile kuşkuyla yaklaşıp bunları analiz etmek ve bunun sonrasında da Türkiye ekonomisinin daha iyi yerlere, daha iyi noktalara gitmesi için yorumlar yapmak. Yoksa herkes İşkenbey Kübra'dan yorum yapar sevgili dostlarım. Bakın 5 yaşında bir çocuğa da sorsanız size ekonomiyle ilgili bir şey söyler. Mesela sana 100 lira versem ne yaparsın dediğimizde o da işte 3 tane çikolata, 5 tane şeker alırım diyebilir. Değil mi? Önemli olan bu değil. Önemli olan o 5 yaşındaki çocuktan farklı yorum yapabilmek. Ve sizlere bir öngörü sunabilmek. Bakın söylediğimiz her şey birebir olmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Amerika parasını değersiz kılmayacak demiştim sizlere. Israrla söylemiştim ve Trump açıkladı. Amerika parasını değersiz kılma niyetinde değil dedi. Çin konusunda Amerika geri adım atacak dedim sizlere. Amerika geri adım attı. Çünkü ticaret bunu gerektiriyor sevgili dostlarım. Amerika ile Çin arasında bir ticaret olmak zorunda. Amerika'nın da Çin'in de aslında başka çaresi yok. O kadar çok el ele kol kololar ki şu anda. Gerilmenin anlamı yok. Ticarete bir bütün olarak baktıkları zaman bunları yapmak zorundalar. Küstüm ben gidiyorum diyemezler. Ve demediler. Diğer taraftan Fed genel konjonktüre yani dünya konjonktürüne bakmak zorunda elbette ama önceliği Amerikan ekonomisi sevgili dostlar. Amerikan ekonomisine göre kararlar verecek ve verdiği bu kararlarda Amerikan ekonomisinin patlamaması gerekiyor. Ve buna göre de kararlar verdi. Ve bundan sonra da faiz indirimleri devam etmeyecek. Bunu okumak için kahin olmaya gerek yok. Sadece gördüğünüzü okumak yerine okuduğunuzu görmek lazım. Birazcık analiz yeteneği, birazcık doğru düzgün bakmak ve bunun ne anlama geldiğini düşünmek ve yorumlamak gerekiyor. Bu kadar basit. Ne yazık ki bir kez daha haklı çıktık sevgili dostlar. Ve şunun altını çizerek söylüyorum. Türkiye bir an önce üretim ekonomisine geçmek zorunda. Ama içi boş bir üretim ekonomisinden bahsetmiyorum. Yani ithalata dayalı bir üretim ekonomisinden bahsetmiyorum. Tamamen her şey bize ait olan bir üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Sanayimizi ve tarımımızı acilen geliştirmek zorundayız. rekabetçi bir ülke olmak zorundayız. Bir Güney Kore, bir Çin gibi acilen atak yapmak zorundayız. Eğitim sistemimizi baştan aşağı gözden geçirmek zorundayız. Sağlık sistemimizi baştan aşağı gözden geçirmek zorundayız. Ve en önemlisi gelir dağılımı problemimizi acilen çözmek zorundayız sevgili dostlarım. Bakın şu kişi başına düşen milli gelir yalanını söylemekten acilen vazgeçmesi lazım bizi yönetenler. 9 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira ne fark eder? Ya da dolar bazında söyleyelim. 9 bin dolar, 10 bin dolar, 20 bin dolar ya da 100 bin dolar ne fark eder? Eğer ki her birey kendi payına düşen bu parayı alamıyor ise toplumun geneli 1000 dolarla, 500 dolarla, 300 dolarla geçinmek zorunda kalıyor ise, toplumda 3-5 tane hükümete yakın müteahhit bütün parayı cukkalıyor ise, o zaman milli gelirin hiçbir anlamı yoktur. Yani siz toplam geliri, toplam milli geliri nüfusa bölerek milli gelir hesabı yapamazsınız. Aslında şöyle bir hesap yapacaksınız. Milli gelirin önemli bir kısmını o 3-5 hükümete yakın yandaş müteahhite böleceksiniz. Geri kalan parayı da 80 milyon vatandaşa böleceksiniz. Bakalım o zaman milli gelirde o söylediğiniz rakamlara ulaşabiliyor musunuz? İşte Türkiye'nin milli gelir sorununu yani adil ve eşit gelir dağılımı problemini acil çözmesi gerekiyor. Ve bunu yaptığımız gün itibariyle yerlileşerek yani yerli üretime geçerek yani milli ekonomiye geçerek yani Atatürk'ün 1930 ile 38 arasında uyguladığı o doğru ekonomik sisteme geçerek emin olun Türkiye'yi dünya devleri arasına sokarız. Güney Kore'yi de geçeriz, Japonya'yı da geçeriz, Amerika ile de o zaman boy ölçüşürüz. Ama bugün değil sevgili dostlarım. Amerikalı bir başkan çıkar, bana bak kafamı bozma bir tweet atarım, ekonomini alt üst ederim der. Siz de geri adım atıp rahip bransını veri verirsiniz. Eğer ki ekonominiz güçlü ise, sağlam bir şekilde ayaklarınızın üzerinde duruyorsanız o zaman o başkan size bana bak bir tweet atarım dediği zaman hadi at da görelim dersiniz. Aynı Çin'in yaptığı gibi. Ya da sana vergi uyguluyorum dediği zaman uygula kardeşim ben de o zaman Türk lirasını değersiz hale getirerek senin canını okurum dersiniz. Sevgili dostlarım karar bize kalmış. Bu ülkeye ve bu ülkenin vatandaşlarına kalmış. Ya içi dolu gerçekten Türkiye'de Türklerin ürettiği milli ekonomimizi ayağa kaldırır ve o zaman tüm cihana kafa tutarız ya da aynı düzeni aynı şekilde devam ettiririz. Üretim yapıyormuş gibi yaparız. Bütün parçalarımızı yurt dışından getirip burada monte eder satarız ve sonrasında da biz ne kadar büyük bir sanayi ülkesiyiz yalanını söyleriz. Samanımızdan buğdayımıza, buğdayımızdan tohumumuza kadar her şeyi yurt dışından getiririz. Tarımda üretiyormuş gibi yaparız. Mazotla çiftçimizi boğarız bu fiyatlarla ve bu vergi oranlarıyla tarımda üretiyormuş gibi yaparız ve günün sonunda hepimiz birlikte batarız. Sevgili dostlarım, bu kararı vermek tamamen bizim elimizde. Bu ülkenin vatandaşlarının elinde ve bu ülkeyi yönetenlerin elinde. Eğer ki gerçekten Türkiye'nin kalkınmasını istiyorlarsa acilen bu kararı verecekler. Bu kararı verdikten sonra Türkiye'yi ayağa kaldıracaklar ve Türk lirasını değersiz hale getirerek Türkiye'yi tüm dünyada rekabet edebilir bir noktada tutacaklar. Sadece kişilere bırakarak değil, devlet desteğiyle aynı Çin'in yaptığı gibi ihracatçının arkasında durarak, üreticinin arkasında durarak, çiftçinin arkasında durarak, işçinin arkasında durarak, memurun arkasında durarak yani tam anlamıyla sosyal bir devlet olarak. Çin'den bile daha sosyal bir devlet olarak. Yani Avrupa gibi sosyal bir devlet, Çin gibi üreten bir devlet olarak. Hem vatandaşının rahatını, refahını düşünen modern bir Türkiye hem de üretimle her geçen gün Türkiye'yi birkaç adım daha öteye götürüp dünya devleriyle kafa kafaya getirebilen Güçlü bir Türkiye. Bu bir hayal değil sevgili dostlarım. Eğer bunu gerçekten istersek tabii ki başarırız. Biz neler başarmadık ki bunu başarmayalım. Sevgili dostlarım bu videomun sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.